Sevgili YouTube, ben Burak Baysan. Bugün Glitch adlı karakteri inceleyeceğiz hep birlikte. Glitch nasıl bir karakter, nerelerde nasıl kullanılır ve silahlarından hangilerini tercih ediyorum, perklerinden hangilerini açıyorum bunları da ekstra size anlatmaya çalışacağım. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için özellikle. You guys do all the fighting, leave the rest to me. İlk başta normalde Semtex'le başlayabiliyoruz ama karşı tarafa bakalım, Talon var. Talon beni revealed edebilir, yani gösterebilir yerimi. O yüzden ilk başta bununla başlayacağım. Bu da beni görünmez yapacak radarda. Ultimiz ne işe yarıyor? Şimdi birazdan göstereceğim onu da. Yani siz duvar arkasından bu arada atılmış utility'leri, yani C4'leri, jartları, rucukları görebiliyorsunuz. Pasifiniz bu. Ultinizde bastığınız zaman range'inizdeki, yani yakın alandaki insanları özellikle. Ya burada mı bekleniyor oğlum ya? İnsan bir duvar kenarına falan geçer mi? Hemen ekleyelim. Bizim ultimiz değişiyor diyor. Yakınlarda adam varsa bakıyoruz, kimse yok. Yakınlarda adam olduğunda ya da utility'leri olduğunda direkt onları hem patlatıyorsunuz hem de karakterlerin geçici süre skill atmasını engelleyip üzerine radarlarını bozuyorsunuz arkadaşlar. Hem atakta hem defansta, o yüzden başarılı bir karakter. Ben genelde SMG'yi takip şey yapıyorum. SMG'si gerçekten çok başarılı. Shotgun'ı zaten klasik, sadece skill. Geç Chuck'ta da incelediğimiz gibi shotgun'ı gene güzel, ancak ben yine de SMG'sini beğendiğim için SMG'sini daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Burada Extraction modunda oynuyoruz. Bir onlar bomba kuruyor, bir biz. Bence bu mod normal moddan daha keyifli olmuş. Şimdi burada oralara utility'leri atacaklarını düşünürsek ben iş yapabilirim. Şimdi arkamızdan da aynı zamanda. Bakın görüyor musunuz? Şu anda biz arkadan duvar arkasından utility şey adamın shield'ını görebiliyoruz. Daha shield'a yaklaşmadan bile. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın yerde C4 var mesela, şurada hemen. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmasam bile buna bastım da şöyle. Bekliyorsunuz, çağır. Bütün her şey gidiyor, sonra rush. Hadi abi. Ama rushlayacağınız zaman tabi arkadaşlarınızın da yanında olması lazım. Ki bir nevi bir şeyler yapabilirsiniz toplu olarak. Çok güzel. Ama bizimki de öyle. Olsun. Sonuç olarak ultiyi ve hani neleri aynı zamanda attıklarını yerlerde görebiliyorsunuz. Ve bu inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Özellikle Ranked Game açıldığında Glitch muhtemelen vazgeçilmez bir karakter olacak. Çünkü her şeyi görüyorsunuz neredeyse. Bir nevi hackiniz var yani. Aman hack falan kullanmayın arkadaşlar, rica ediyorum ya. Hack kullanan net gerizekalı çünkü. Bizim adam gene Lancer sağa doğru kaydı. O Lancer'ı da ha, Lancer değilmiş lan kayan. Kim kayıyor oğlum sağa? Böyle bir Semtex atayım diyecektim ki bizimkiler zaten cayır cuyur yok etti abi. Pantalon'un o attığı radarı yok etmek için uğraşırken bizimkiler takıp komple geleni gideni yarmış. Nice. Bunu açacağız. Bunu da çok fazla kullandığım perk yok. 1, 2, 3, bir de şu. 4. Geri kalanı kullanmıyorum ben. Boşuna para harcamayıp geri kalanı silaha abanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da açtık. Bu da canımızın hızlı dolmasına tabii ki. Yani canımız düş azaldığında hani o tekrar beklediğinizde dolma süresi var ya, aradaki bekleme süresi, onu azaltıyor. Dolayısıyla daha Talon gene bir yere bir şey fırlattı ama kendini nereye fırlattı? Beni göremiyor gerçi de. Ben şu tarafa bakacağım. Zaten yukarıda düşmüş olan bir tane var. Oh yeah, mükemmel bir Dima. Mükemmel attı bu arada. 45 seconds remaining. Go here.
Hadi be, keşke Fire'da sıksaydım. 30 seconds remaining. Helal. Bunu ben vuramadım arkadaşlar. Zoom'u açmamam lazımdı orada. Zoom'u açtığım için patates oldu. Normalde adamları komple eklemiştim. Çok güzel gitmiştik ama vuramadık. Bunu açabiliriz. Bu düşürdüğümüz adamı karşı bizim takımımızdaki arkadaşlarımıza gösteriyor abi. Yerini. 10. Başka da zaten bir tek bu perk'ümüz var. Geri kalanı flashbang ve silahımıza abanacağız. Zaten bu silah aynı zamanda pistolu çok güçlü olduğu için deagle kullanıyor. Orta mesafeye eğer tek tek sıkmanız gerektiği durumda çekin deagle'ınızı, dağıtın adaletinizi. Fazla attım da bence gerek yoktu yani. Boş pro vardı abi. Bekledim onu. Ronin de buralarda geliyor. Ronin bizim oyunu. Yo değil, adamların oyunu. Force ne zaman öldü abi? Force düşmüş o zaman. Düştüğünde de görebiliyorsunuz çünkü. Bu round'u da alırsak oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. 12 minimiz var. Şuna bastık. Şuna bastık. Paramız. Bir round daha aldığımızda bitiyor zaten. O yüzden harcamayalım. Belki bir round'umuz daha olur. Kaybedersek eğer. Ben çok az adam vurdum yalnız bu oyunda. Karakter genelde böyle saldır saldır. Devamından ziyade hani biraz daha takımla oynayıp hem utility'leri yok etmek hem de adamları patates etmek için kullanılıyor. Bu ne? Allah belasını vermesin lan, dibimizdeyim. Bizimkiler de gitmiş, oğlum kimse mi bakmadı ya buraya? Ben de bizimki geçti diye hiç bakmadım abi. Ne yapıyor abi bu adam? Ne yaptı oğlum o salak? Okey, bunu geliştirelim. Bunu açalım. Olmuş şu an. Eğer roundlar uzarsa ekstra grenade'i geliştirebiliriz. Ben çok fazla melee weapon kullanmıyorum. Ancak bazen param arttığında kullanabiliyorum. Güzel killer çıkabiliyor. Size de denemenizi tavsiye ederim. Eğlenceli oluyor çünkü. Ya muhtemelen bu round bitiriyoruz. Ona GG. Bu karakter direkt unwilling falan counter arkadaşlar. Özellikle atak tarafında. Direkt counter'lıyorsunuz. Koruyun beni lan. Şöyle yapıyoruz. Ne var? Yanımızda Ronin var abi. Biri kaçtı. Ronin'i hackledik. Ronin şu an patates durumda. Ve GG. Ve GG. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki karakter inceleme videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Mümkünse videoya beğenirseniz. Mutlu oluruz. Teşekkürler.